Hanımlar beyler, Pintipanda TV ekranlarına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Afiyetle misiniz? Umuyorum keyfiniz yerindedir. Ama değilse de dert etmeyin. Yine oldukça heyecanlandığım bir oyunda karşınıza geldim. Death Reliefs. Nedir Death Reliefs? Böyle hikaye olarak Aztek tanrısı, neydi adı, bir kopya çekeyim. Aztek tanrısı Totek'ten kaçmaya çalışan bir gencin gözünden işte korku, gerilim, hayatta kalma aksiyon oyunu. Görsellikleri bizim gördüğümüz kadarıyla muhteşemdi. Xbox'ın sayfasında da yayınlandı. Tabii ki çok da bizim için kıymetli olan taraflarından biri de Türk geliştiricilerin elinden çıkması. Hatta bizim izleyicimiz. O yüzden videoyu izlediğinizde ilginizi çekerse Steam'den bir demoyu indirin. Wishlist'inize ekleyin. Feedbackleriniz, geri dönüşleriniz varsa verin. Emin olun dikkate alınacaktır. Hadi bakalım. Tamam. 45 saniye giriş ideal. Artık kendimizi oyuna verelim. Tabii oyun çıktığında bu arada Türkçe şu anda görüyorsunuz ekranda. Seslendirme desteği de olacak. Bebek. Evet, oyuna devam edemem çünkü yeni kurdum. Kaydıkta yeni oyun. Zorluk seç. Adrenalin seviyesi düşük. Normal. Oyun göstergeleri de kapalıymış bunda, zorda. Bir de kabus. Şimdi kolay delikanlıyı bozar. Zorla işimiz olmaz. Bu demodur. Biz bir normalden, önerilen zorluk seviyesinden başlayalım. Yüzyıllar önce Orta Amerika'da Tenochtitlan şehri tüm ihtişamıyla yükseliyordu. Son Aztek kralı Huitotoani II. Montezuma hükümdarlığını sürdürüyordu. Şehir gökyüzünde parlayan tapınakları ve bereketli topraklarıyla ünlüydü. Aztekler refah içinde bir hayat sürüyordu. Bu şehrin insanları bereketli mevsimleri kutlar ve günlük ritüellerle tanrılarına minnetlerini sunarlardı. Her güne şükranla başlar, doğanın dengesini koruma sorumluluğu taşırlardı. Ne güzel, aferin, aferin onlara. Bunların yanı sıra tanrılarını memnun etmek için kurbanlar sunarlar. Adet. Tanrılar ve tabiatla dost olan Aztekler bereket dolu bir hayatın tadını çıkarıyorlardı. Ta ki okyanusları aşan İspanyollar Amerika kıyılarında belirene kadar. Şerefsiz İspanyollar. Konkistadorlar. Dans pistinin tozunu attırmışsın. Evet kim bebeğim. Kim söyledi? James mi? Çocuğum üniversiteden mezun oldu, inanabiliyor musun? Ben artık çocuk değilim anne. Çocuk değilsin ama hala şu zımbırtılarla uğraşmayı çok seviyorsun. Evde vidasını sökmediğin... Aa, Steam Deck bende de var. Güzel, güzel şey. Aa, ne çabuk unuttum. Sürekli kaybettiğin anahtarlığına taktığım alarm için bana kaç defa teşekkür etmiştin, hatırlıyor musun? Jeffrey? Merhaba hayatım, nerede kaldınız? Eve dönüş yolundayız. Dans canavarını pistten ya, zorla kopardık. Sesler tanıdık geliyor bana ya. Öf, annem yine abartıyor baba. Sen ona aldırma. Eminim öyledir. Umarım dans hareketlerini sergilerken kendini fazla yormamışsındır. Eve geldiğinizde sana birkaç hareket gösterebilirim. Evet. Kitabını yazdım ben. Zamanında anneni nasıl etkiledim sanıyorsun? Aynen öyle. Evet, eğlence bitmedi. Gece daha yeni başlıyor. Sizi bekliyorum. Tamam hayatım. Evde görüşürüz. Bakalım olaylar nasıl bağlanacak? Ceset mi lan o? Ah, siktir, olamaz. Yok artık, yok artık, bu ne be? Sence ölmüş arabada mü? Arabada bekle Adrian. Ben de geleceğim. Adrian. Çocuk kilidi Adrian. Onu açsana oğlum, uzan oradan. Yapma, yapma. Annem yapma. Ha, siktir. Anne! Arkanda! Anne! Hayır! Hayır! Bu gerçek olamaz! Açılsana! Sikeceğim! Açılsana! Siktir! Hayır! Anne! Anne! Hayır! What the fuck guys? Türkçe dublaj olunca ben İngilizceye döndüm. Nasıl?
Neler oluyor? Ne? Annem nerede? Oğlum ananı kaçır. Emrah koş, ananı kaçırdılar. Ormanı araştır. Aa, bunu aslında kolla oynayıp tam sinematik tribi... Neyse, şimdi klavye mouse'a başladık da tam sürümü oynadığımızda kolla oynayayım ben bunu. Araba da Audi ya. Neyse, anne. Anne. Yani. Ay, bu arada seslendirme çok iyi değil mi? Anne. Ben çok daha acemi işi bir şey bekliyordum ama galiba bir stüdyo ile çalışılmış. Tap, görevleri aç kapa. Ben bunu Alan Wake'den alışayım bu arada. Sıçarım ha. Anne. Aa, bu arada geliştirici ekibin isimleri bende gözüküyor ama OBS'de gözükmüyor arkadaşlar. Neyse, siz oynadığınızda da görürsünüz. Sol altta geliştirici ekibin ismi çıkıyor da. Ha yok, çıkıyor, tamam, Mücahit. Anne. Rüyamızda gördüğümüz yer burasıydı. Burası nasıl bir yer böyle? Ne bileyim, Medrim Başkan. Sonuçta anamızı kaçırdılar. Anne! Çok iyi gözüküyor. Çok iyi. Bu arada ben grafik ayarlarına bakmadım ama çok hani çok atmosferi de bozmadan sadece bakmak istiyorum arkadaşlar. Tamam, güzel. Her şey ultra yüksek, tamam. Ondan da emin olayım dedim de. Herhangi bir tuş burada yok. Belki biraz optimizasyon ayarı gerekebilir. Sanki arada böyle... Anne, neredesin? Neyse, salla, yapılır o ya. Aa, lockpick'miş. Tamam. Ha. Anne, seni bulacağım. Pekala, şu ana kadar çok iyi, çok iyi. Dedim ama görsellik ve animasyonu çok iyi demiştim. Şimdi şey, seslendirmeyi de ilk defa, ya ilk defa oynuyorum zaten de. Bu koku da ne? Oğlum, leş kokuyor işte Adrian. Anan mı lan o? Ayça, bu ne? Ha. Güzel. Şarj durumu var mı fenerin? Bilmiyorum. Bu açılıyor mu? Açılıyorsa da şimdilik açılmıyor. Bu anamız değil herhalde. Yardım et. Yardım et. Kanka, neyle? Yardım et. Aman tanrım. Bir dakika, fenerle cesedi incele. Gizlen. Şu anda bir dakika, stüdyoda gergin dakikalar. Saklanacak bir yer bulmalıyım. Bura olmaz mı? Bilmiyorum, şu anda gerildim şura. Saklanacak. Dolap gibi bir şey, şu yok. Şura, ha. Kardeşim, biz de bu sporu yapıyoruz, tamam. Ben baştan anladım zaten. Ay, bu yayında ne güzel oynanır, bir de Türkçe dublaj.
Tosunum da tosunum. Gel hele. Gittiğini anlıyorum. Ha siktir be. Fuck off. Oyunun sesini azıcık kısmıştım, onu açacağım. Gitsin de şu Totek Reis. Anam nerede lan? Şerifsiz. Çıkıyorum. Çıkabiliyor muyum? Çık dediğinde. Ha. Evet, güzel. Şurada bir saniyeniz alacağım. Çünkü hop bunu kapattım. Bunu böyle aldım ve sesi. Masaüstü sesi fulliyorum. Ben ne duyuyorsam siz de onu duyun. Bir an önce annemi bulmalıyım. Pekala. Orada oyunun sesi sanki acaba benden mi kısık? Evet, genel ses kısık gelmiş. Biraz da arttıralım şunu. Tamam, hazır atmosferi bozmadan. Şöyle herkes bir gerilsin. Hepimiz bir gerilelim, değil mi? Bu sarsıntı da ne? Annemi bulmalıyım. What the... Siktir. Aaa. Ne oluyor be? Neredeyim ben? Bayağı o... Bu bir gemi mi? Reis bizi kendi evreninde şeylere götürüyor. Kendi zamanında. Kendi timeline'ındaki olaylara. İspanyol gemisi. Conquistador gemisi diye tahmin ediyorum. Bu ne? Çabuk oldu. Çabuk buldum. Bununla daha güvende hissederim. Bir şey diyeyim mi? Olur. Sembol de al. Envanteri aç. İspanyol komutan Hernan Cortes açık denizlerden geldiğinde Aztekler tarafından dostça karşılandı. Ama işte. Ancak Kral Montezuma'nın kehanetleri kaçınılmaz bir savaşın habercisiydi. Bu ses nereden geliyor? İspanyolların Aztekler tarafından daha önce görülmemiş silahları vardı. Aztekler arasındaki ihanet ve çatışma savaşı başlattı. İspanyolların tüfekleri Azteklerin obsidyen bıçaklarına karşı üstün geldi. Yani. Sanırım kafayı yemek üzereyim. Yok yok oğlum, tarih dersi alıyoruz anımızı. Tenochtitlan'ın sokakları çığlıklarla dolup taştı. Kral Montezuma İspanyolların insafına terk edildi. Aztekler esir düştü. Ancak bu kaos sırasında genç bir kabile reisi olan Yeden, Azteklerin onurunu korumak için ayaklandı. Bunlar gerçek olamaz. Bir kabus görüyor olmalıyım. Artık çok geç. Aslan parçası. O kabus olaylarını açtık. Sarsıntı yine başladı. Demek kabus değilmiş. En azından bu hala yanımda. Aynen öyle. Yalnız o... Koca reise neydi adı? Totek reise bu işe yarar mı bilmiyorum. The secret of the seed lies within itself. Tohumun sırrı seed. Ha, buradan ittiriyoruz direkt, tamam. Her yerde ceset var. Burada ne olmuş böyle?
Bilmiyorum ki ne olmuş öyle. Notlar. Masum nerede ulan? Bir dakika. Kola göre mi yapıldı bu? Ha, evet biraz kan notu oku. Tohum mu? Kan mı? Bunların anlamı ne? Tamam, kan gerekli. Anladım. Kapat. O kan çıkar ortaya aslanım. Şey yapma sen Edwin. Çok da şey yapma. Ben de biraz gerildim sanki. Biraz geriye doğru yatayım. Canlı yayında oynaması rahat da tek başına ben geriliyorum. Canlı yayında muhabbet ederek oynuyorduk ne güzel. Ki bunu keyif alırsanız ben alacağınızı düşünüyorum. Bunu canlı yayında bir çıktığında oynarız. Aa, giyotin. Kullanabiliyor muyuz? Düğmesi nerede bunun? İpi, makara. Vallahi olur. Bu iğrenç. Vallahi pasta yesinler kardeşim ekmek bulamıyorlarsa. En ünlü son sözler. Mavi sigorta. Bu videoyu da özel... Aha! Dur lan tırsım. Morg. Jumpscare. Tamam buralarda şu... C'ye çömdüm. Şeyler de akıcı gayet. Animasyonlar. Asansöre güç ver. Siktir. Buradan çıkmanın bir yolu olmalı. Kanka az evvel sigorta aldık. O sigortayı nereye takacağımızı bulacağız. Bura mı? Bir nevi tutorial gibi zaten burası. Oha, 4 tane miydi? Bu bir gelişme. Okey. Diğer sigortaları bulalım. Mesela şurada olabilir. Evet bebeğim. Gri sigorta tamam. Çok da gürültü yapmak istemiyorum. Burada ne var? Çark var bir tane elimizde. Büyük ihtimalle sonra kullanılacak. Buzdolabında fenerimizi açabiliriz artık. Stüdyoda gergin dakikalara devam. Hı-hı. Burada. O ne? Bebek kafaları. Çok severim. Bebek kafası. Hı-hı. Allah Allah. Tamam, bir ekstra gerildim. Bir şunu da yerleştirelim bir dakika. İki tane daha var. Güzel, gayet iyiyiz, gayet iyiyiz. Şuralar da olabilir mi? Ha, bu çark da buraya yerleşecek. O en son ama sanırım. Bu ne, açılıyor mu? Yok. Allah'ım, jumpscare korkusundan oynayamıyorum ha şu anda. Tamam, buralarda varsa da gözüm şimdilik göremedim. Bir geri dönüyorum hemen. Şu geçtiğim yerlerde olabilir mi diye. Tövbe bismillah. Burada bir tane vardı. Onu aldık. Şuraya tekrar bakalım gönül gözüyle. Bu şişe. Bunu kim neden yapmış olabilir ki? Ya rahmetlinin üzerinde böğrünü parçalamış, deşmişler. Kırmızı sigorta ve Xoltik. Bu elimizdeki silah olması. Silahın adı sanırım. Bu odadakini de bulmuş olduk. O zaman şurada da bir yerde olmalı. Çekil lan. Gönül gözüyle bakarsak buradakini de buluruz. Klozetin içine baktın mı? Belki de burada yok. Şuraya. Bir tane daha sigorta var. Ama nerede? Bu odada değil. Oradakini aldık. Şuradakini aldık. İçeride bir tane daha olabilir. Ya da şu odada. Evet, bu kadar. Evet, sonuncuyu da buldum. Önce ben evet dedim. Bakalım çalışacak mı? Edrin kardeş, bakalım çalışacak mı? Oyunun sesi bir tık şey ama daha da açsam mı? Açayım. Seçenekler. Şeyde dediğim gibi çok da atmosferi bozmadan
Ama yani yeter. Yeter yeter tamam. Hadi 80 olsun son olsun. Sonra da bir jumpscare gelecek. Alayımız zıplayacağız burada ha. Alayımız zıplayacağız. Şimdi çark isteyeceksin değil mi benden? Galiba fenerin herhangi bir bataryası yok. Çünkü burayı döndürmemi isteyeceksin. Tamam. Kardeşim çark. Çarkı da alabilir miyim? Ha aldırmıyor. Çünkü önce sigortayı bir açsaydım değil mi? Doğru. Doğru. Elimde silah olduğu için bir tık güvende hissediyorum ama çok da güvende hissetmiyorum gibi de yani. Ay o çalışıyor tamam sorun yok. Siktir. Buradan çıkmanın bir yolu olmalı. Kanka çark var onu takan mı? Mekanizmayı onarmanın yolu ta- Ne yaptınız oğlum bozdunuz mu lan? Ben o şarkı ta en ilk geldiğimde... Anneler ve avratlar adı. Çıkan sesi duymuş olabilir. Napak kanka. Sanırım oldu. Elimle çevirmem gerekiyor. Bak. Bak bir şey olacak. Kanka çok da sevinme. Çok da şey yapma. Aa oyunu böyle kaydediyorum. Güzel. Aa Resident Evil'daki daktilo mantığı. Bunda da bir şey bir şiire ya da bir dörtlüye büyük ihtimalle oyunla ilgili hikayeyle ilgili imzanı atıyorsun. Kan şeyi. Mermi olur. Dört tane mermi oldu elimde. Saklan. Saklan. Bu ne bir Aztek savaşçısı mı? Şu anda korkacak bir şey yok kardeş. Var mı lan korkacak bir şey? Bölgeyi araştırıyorum o zaman. Her yeri açıyorum. Ya da açamıyorum. Her kapı açılmıyormuş. Anne, burada mısın? Çocuğun annesini ver lan şerefsiz. Aztek mastek delikanlı olun. İspanyollar size sapladı diye hıncınızı bu çocuktan masum arasından mı çıkarıyorsunuz? Burası gerçekten çok büyükmüş. Bu arada gerçekten çok büyük. Hayvanların lüzumu yok. Bağırtmayın beni. Bak uzaklaştırıyorum mikrofonu bağırıyorum diye. Delikanlı olun lan azıcık. Buraya nasıl saklanıyor ya? Ha perde tamam. Çık geri çık çık çık. Ayılın lüzumu yok. Buralarda. Ha ha ha. Hiç de korkmadım götümü ya. Burada da kayıt yeri var ama geç. Çok fazla kitap var. Burası kimin malikanesi acaba? Bilmiyorum ama bizim götümüz de patlayacak gibi ha Edri. Ne dersin?
mermi işe yarayacak mı peki ya? Herhalde stunlayıp zaman kazandırır diye tahmin ediyorum. Deneyeceğiz, sıkacağız yani mermiyi. Ya şu anda çıkamıyor muyum bir sebepten? Ya da demo da belki izin vermiyor. Neyse ben şurada da kayıt alayım ya. Her ihtimale karşı. Normalde bu kadar zırt pırt kayıt almam. Ama şu anda tek oynuyorum ve ben tek oynarken çok geriliyorum. Okey, buralardan şimdilik bir çıkış yok. Buralarda görmediğim bir yer var mı? Yok. Şurayı tekrar bir zorlayacağım benle mi ilgili diye. Evet, yok. Tamam, aşağı diğer tarafta bir üst kat daha vardı girmediğim. Oraya da bakacağım. Artı burada. O ne lan? Ha, bu da saklanma yeri. O ne öyle ama ya? Buraya anahtar lazım. Galiba flashlight hep açık tutabiliyorum. Şarjı yok. Bu kadar mermi varken saklamam ki. Elimde shotgun var ya. Kapı için bir anahtara ihtiyacımız olacak. Anahtara ihtiyacım var. Heh. Rahibin günlüğünün son sayfasından anahtarı al. Hayda. Bismillahirrahmanirrahim. Rahibin günlüğü derken. Bu mu lan? Bunu da alayım. O mermi de iyi. Bu kadar mermiyi verdiğine göre bir yerde kullandırtacak. Bir dakika. O kapı bu kapı değil mi oğlum? Ha yok. Başka bir kapı. Peki rahibin günlüğü bu odada mı? Şu görmediğim şuralardan mesela. Rahibin günlüğü şuraya her geldiğimde buraya şansımı deneyeceğim. Yok tamam. Rahibin günlüğü. Dikiş seti. Heh. Obsidyen bıçak olur. Aa işte Aztek dilerim bıçağı bu da. Bu nasıl bir bıçak böyle? Obsidyen bıçak Adriel. Çok soru sorma. O ses de neydi? Aha gördüm. Al ulan. Asana rahibim. Anahtara ihtiyacım var. Rahim. İncele. Ha bu al. Nasıl alacağım? Ha. Adrian mı? Adımı da öğrendin. Anamı bırak şerefsiz. Aztek dediğim bir kere delikanlı olurdu, misafirperver olurdu. Çok özür dileyerek söylüyorum. Çükün masum çocuğa mı çarpıyor? Ver lan annemi geri. İspanyollara yapacaktın oğlum bunu. Aa bunları yapacaktın işte. Tamam tamam yeter. Korkunun eceli faydası yok. Bismillahirrahmanirrahim. Gel lan. Bağırıyorum. Siktir. Aa bir yere gidiyorum. Bir yerden hatırlıyorum. Wow, çok iyi, çok iyi. Bu arada küçük bir feedback. Tabii bu yükleme ya da geçişlerde biraz daha hani smooth şey olsun gibi. Ama onlar yapılacaktır zaten. Bir de bazı yerlerde bir FPS tırtıklanıyor. Yani hani 60'tan 55'e düşüyor gibi çok da bir şey değil de.
Bu da ne böyle? Oğlum bas bas. Acaba şırınga ne işi? Tanrı tohumu organik bir radardır. Sarı nokta Adrian'ı, kırmızı Tanrı'yı, beyaz noktalarsa... Aa güzel. Güzel. Ha space'e basınca. Aa bayağı had burada. Görev yerim orada. Çok iyi. Çok güzel. Beğendim. Gene sembol toplayacağım. Bu arada yağ gibi de akıyor tabii. O dediğim aradaki hani şeyler dışında. Fark etmişsinizdir siz de. Buralarda bir şey yok. Tamam aşağı devam. Peki saatime bakarak ilerleyebiliyor muyum? Ha. Evet. Koşabiliyor muyum? Yok. Ama yürüyorum. Oh. Allah kabul etsin. Bu da son parça. Var mı başka? Tenochtitlan şehri kara bulutlarla kaplıydı. Aztekler Yeden liderliğinde İspanyollara karşı savaştılar ve onları yenemediler. Maalesef. Yeden'in çabaları başarısız olmuştu. Umarım Yeden'le aynı kaderi paylaşmam. İnşallah Adrian. Ben de bilemiyorum ki kardeşim. Üst katta herhalde. Değil mi? Üst katta. Uzun zaman sonra Yeden, İspanyolların elinden kaçarak şehre geri döndü. Ayakta kalan tek yapı tapınaktı. Tanrı armağanı dedikleri bir tohum bu tapınağın simgesiydi. Yeden içeriden tohumu aldı ve tapınağın en üst noktasına tırmandı. Kolumdaki tohumdan bahsediyor olmalı. Sıplama yok. Aa. Ve Yeden obsidyen bıçağıyla elini kesip tohuma kanını damlatarak... Yok ya! Hem halkı hem de kendi kurtuluşu için Teotihuacan katındaki tanrılara dua etti. Ama duaları cevapsız kaldı. Umutsuzluğa kapıldığı anda tapınağın kapısında bir ışık belirdi ve Yeden gözlerine inanamadı. Tohum ve kan. Belki şırınga bunun içindir. Tamam, kime gideceğimizi anladık. Tanrı... Silahı kullanmam gerek. Ölüler diyarına gider. Tamam, ben buna saplarım ya. Bu kolay. Kapat yazıyı. Lan bu. What the f- Ama koşmayacağım yani. Nasıl ya? Lan. Dur soğukkanlı, dur sakin. Bir gerildim. Bir gereksiz gerildim. Quick Time Event gibi bir şey varmış.
Okey, kurban edildim. Bir kereymiş. Ha. Tam quick time. Sanırım onu etkisiz hale getirebildim. Artık tohumla yolumu bulabilirim. Tamam. Bu arada bu net şeyi fark ettim. Oyun kontrolörle oynamak için tasarlanmış. Oradan bildiğin quick time bak. PlayStation'da üçgen kare şeyde X, Y, A, B falan böyle tak 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 tak. Biraz daha evet. Tek şey oralar biraz böyle... Nasıl anlatayım? Hani belli bir tempoda olması gerekir ya. O biraz şey hissettirdi. Ama güzel, okey, yapınca anlaşılıyor. Onu biraz daha da iyileştireceklerdir diye düşünüyorum. Hani ya daha hızlı animasyon ya daha farklı. Hani bir kere bastın, öbüründe tak 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 saydırdın gibi. Aa, bunda süresi varmış. Tohum, ben nereye gideceğim? Yazmıyor da. Tohumun gösterdiği yer dedi ama. Ha şimdi çıktı tam. Bu tarafta. Ben bu lavuğu indiririm. Artık nasıl indireceğimi biliyorum. Tabii hep bu kadar kolay olmayacaktır. Bu gittikçe zorlaşacak. Şu anda tutorial oynuyoruz zaten. Kapının üzerindeki semboller. Hmm. Ortadaki taş sütun. Hmm. Kulpu tut. Ama bir işe yaramaz ki. Envanterden seçip koyacağım ya. Sembol dur. Ha. Hernan. What the fuck, ne oluyor lan? Tohumumun süresi bitti diye mi oldu bu? Ölüler diyarına. Selamünaleyküm bacım. Kurban derisiyle saklan. Ha. Rahipler beni fark ediyor. Anladım, tamam. Bir tane. Ha tamam. Bunun zaten arkası dönük. Obsidyen bıçak almıştık. Kendisine saplıyoruz. Ha, duymazlar ama görebilirler. Obsidyen bıçakla etkisiz hale gelirler. Onu halledeceğim ben. F. Gel. Ha E. Hep bir quick time var ama yani. Rahipten akan kanı şırıngayla topla. Ne yapıyorsun la Tosun? Tohumu iyileştir. Space. Hah, tohum mu? Ne oldu şimdi? Fullendi. Ha şimdi başladı şey görev. Siktir. Hemen saklanmalıyım. Şipetotek etrafta olmadığında tohum beni de öldürüyor. Şu tanrı burada olmasa annemi daha kolay bulabilirdim. Fakat tohumun beni öldürmesine izin veremem. Rahiplerin kanını tohuma enjekte edip Şipetotek'i geri getirmeliyim. Yoksa öleceğim. Tamam. Yapalım. Tohuma enjekte edelim. Edelim. Yapalım onu. O tamam. O cepte. Tohum da önemli tabi. Dur şimdi. Hmm.
Nereye gittin İtoğlu it? Karşıya gitti. Ablacığım şey yapamayacağım senle. Hop. Aldım kaçtım. Evrene yolladım. O da tamam. İki. Buradan bir geçiş yok. Paralelinde mi? Karşımda mı lan herif? Hay ben bu şa... Geliyor. Gördü geliyor değil mi? O zaman kankam hazır ol. Ne atar gider? Ne oldu? Ne oldu atarın giderine? Ne oldu? Ha? Hadi Allah köyüne. Hadi köpek. Tamam. Bu kadar ya. Ben niye bunu öldürmemeye çalışıyorum sanki illa buna ihtiyacım varmış gibi. Yok öyle bir şey. O başta bir dedi öyle bir şeyler. Ya da ben stresten yanlış anladım. İki saattir saklanmaya çalışıyorum ya. Hayır saklanılmıyor da şerefsizden. Neyse geri gelmeden şu işi bitirelim. Şeref sizden saklanılmıyor kardeşim. Her yerden görün lan, her yerden de görme ya. Görme kardeşim her yerden de. Ayıptır yani. Reload ettim mi lan şunu da? Bu kadar mermiyi de boşuna toplamadık işte. Bunlar için topladık. Bacım neyse hadi gel. Değil mi? Tamam. Öksürme lan. Şuna bir saplayayım da öyle geçeyim ya. Rahat edelim. Heh. Hop. Evet. Tamam. Hanımefendiyi alın buradan. Al hanımefendiyi buradan. Çek kanı da. Tamam şırınga şey yaparız tamam. Sıçacağım ama koş. Şimdi bu çüp çok geri meri gelir beni yorar. O geri gelmeden bu işi halletmem lazım. Gel lan buraya. Gel bacım gel senin de götün keseceğim. Helal et. Hadi. Hadi canım. Onu da al. Al 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 al. O da güzel. Hı. Şırınga sol. Tamam. Ha siktir bunu basınca da geldi değil mi? Tamam. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Mor.
vermesinden tırsıyorum şu anda. İlla böyle mi tutuyorsun? Kırmızı. Hadi aslanım. Hadi bebeğim. Hadi Edrincim. Görmesin lavuk. Annemiz ağladı. Çok anneler ağladı. O değil. Bu süreçte çok anneler ağladı. Kalk ayağa, korkma, korkma. Ne? Ne oldu? Oh siktir! Wow, 4 kurşun da yetmedi bu defa. Tamam, her defasında daha güçleniyormuş. Tamam. Tamam, tamam. Ne oldu? Ne oldu lan? Ha! Hey, oynadığın için teşekkürler. Wishlist etmeyi unutmayın. Ay ne kadar gergindi orada. İkinci de beni öldürdü ya. 4 kurşun attım, işlemedi, anasını satayım. Ay! Bu arada tabii ki arada editli şeyler görürüz. Ben 5-6 defa öldüm. Bazen şeyden, hani tez canlılığımdan, hemen hadi geçeyim videoyu. Videoyu da size ileteyim diye deparlamıyor. Öyle bir şey yok. Yakalanıyorsun yani. Göz teması, ya gördüğü an 20, 30, 40 metreden yakalıyor. Çok fena. Bazen öldürdüm sanıyorsun. Ölmüyor falan. Çok gergindi. Anlatamam. Denemeniz lazım. Denemeniz. Hala geliyor mu lan o? Gelme lan. Gelme lan. Tamam. Tamam. Evet hanımlar beyler, bir de ben tek oynadığım için ben ekstra geriliyorum. Şunu söylemem lazım. Death Relives çıktığında kesinlikle yayında beraber böyle 2-3 saat oynayıp gerileceğimiz. Benim de biraz rahatlayacağım. Çünkü evet, yayında daha rahat oynuyormuşum bunları. Görselliği son derece başarılı. Seslendirme muhteşem. Tek bir şeyim bu boss fightlarda, yani bu işte bunların Aztek tanrısı Çükülop, Çükçük adını hep unutuyorum stresten. Bununla kapışmaların belki bir, hani bir tık daha akıcı, bir tık daha özellikle ses anlamında daha güçlü, daha gergin olması lazım. Çünkü siz de fark etmişsinizdir. Çömeldiğimde ya da normal yürüdüğümde sesler hani sessiz bir oyuna dönüşüyor. Biraz daha ambiyans, biraz daha gerginlik muhteşem olur. Onun dışında herhangi bir eksik göremedim. Mekanikler gayet iyi çalışıyor. Yüklemelerde biraz böyle laglı oluyor da o tam sürümde düzelir. Diyecek bir şey yok. Çok keyifliydi. Ellerinize sağlık. Mwah! Bravo. Bravo. Ha, kendinize, evet, bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Esen kalın. Gerildim. Ondandır. Öyle.